gelmiş, sizin işiniz, insanla uğraşıyorsunuz. Arabasından inmiş, elinde de böyle dıt dıtı var biliyorsunuz. Ondan sonra elinde işte laptopu artık herkesin bilgisine, kravat mıravat, kelle kulak birinde, ense mense maşallah kalın, iyi yani, harika. Ondan sonra airbag de var ön kısımda, o otomatik olarak açılıyor. Evet, bakalım ne yapıyor müşterimiz? Hocam var ya, göz açtırmıyorsunuz ya, helal olsun ya. Hemen bittim maşallah ya. Ne? Evet. Otopark, ya 5 dakika kalacağım kardeşim, ya fazla kalmayacağım. Evet. Ya hocam tamam, hepsi 3 YTL'de yani var ya. Ulan var, AK Partili demişsiniz, getiriyorsunuz paralar var. Evet. İspar. İspar, tabii İspar kardeşim. Yani resmi denekçi, helal olsun yani. Ya vergiyi bilmem ne ödüyorum kardeşim ya. Bak şimdi. Ben vergimi ödüyorum. Zaten ben oraya buraya her yere vergi ödüyorum, bir de sana para mı vereceğim kardeşim falan diye sana gelir trip yapar, hareket yapar. Evde hatuna kızmıştır, gelir acısı senden çıkarır. Bunlarla karşılaşırsın, envaç işte insan. O yüzden sen stres yönetme sanatını öğreneceksin, iletişim sanatını öğreneceksin. Bakalım ne yapıyor müşterimiz, daha ne arızalar çıkarıyor. Ya tamam beyefendi, beyefendi bırak şimdi bu kırık ayaklarını, anladık beyefendi de. Yani nereye gidiyor hocam bu paralar? Efendim? Ha, kuruma gidiyor. Ha, tamam da ne? Trafik. Trafik polisi bitti, siz başladınız anasını satayım. Ak işi siz ayarlayacaksınız. Ya gari, bak ben kusura bakma. Zaten canım sıkı işim... Efendim? Ya görevini yapıyorsun, anlıyorum güzel kardeşim. Evet bak sesi yükselir. Görevini yapıyorsun. Güzel kardeşim, beyefendi falan diyorsun bilmem ne falan. Ondan sonra şey başlar. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bakalım gelecek mi, öyle mi hakikaten? Hocam 5 dakika diyorum ya, kalmayacağım ya. Çektir arabayı, çektir. Ha. Ne yapayım yani ben sadece, sen... Ya arkadaşım tamam bak, iyi niyetlisin, güzel, hoş, güzel konuşuyorsun ama bir, sen benim kim olduğunu biliyor musun? Ha, kim olduğunu biliyor musun sen benim? Ha. Benim kim olduğumu biliyor musun? Bu tipik bir sonradan görmüşlük ifadesidir. Hiçbir gerçekten kendini bilen insan böyle bir şeye tenezzül etmez. Bu Türkiye'de sonradan görmelik kültürü vardır. Adam araba almak için hayatına çok şey vermiştir. Tamam mı? Bedel ödemiştir. Ondan dolayı kompleksleri vardır. Gelir o kompleksine tatmin etmeye kalır. Bunu bileceksin. O yüzden bunu kişiselleştirmeyeceksin. Ben şunu anlatıyorum hep. Sana bu adamın söyledikleri, bu arızadan var ya, bunun söyledikleri senin üniformana çarpacak, düşecek. İçeri geçmeyecek, şahsileştirmeyeceksin. Eğer bana konuşuyor, Ahmet'e söylüyor, Mehmet'e söylüyor dersen, şahsileştirirsen,